Merhaba değerli arkadaşlar, Akıl Akıldan Üstündür kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf fen bilimleri dersi 4. ünite madde ve değişimin geniş özetini sizlere sunmaya çalışacağım. Videolarımızdan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup ana sayfada yer alan zil resmine tıklamanız gerekiyor. Hazırsanız 5. sınıf fen bilimleri dersi 4. ünite madde ve değişimin geniş özetine başlayalım. Evet, bu ünitemizde neler öğreneceğiz? İlk olarak maddenin halleri. Çünkü maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunuyordu. Bunları ne yapacağız? Bu ünitemizde öğreneceğiz. Daha sonra süblinleşme, kırağılaşma, yoğuşma, buharlaşma, erime ve donma. Daha sonra ise maddenin ayırt edici özellikleri. Kaynama noktası, donma noktası ve erime noktası. Daha sonra ısı, sıcaklık, ısı alışverişi, genleşme ve büzülme kavramlarını ne yapacağız? Bu ünitemizle beraber öğreneceğiz. Evet, isterseniz ünite özetimize başlayalım. Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunabilir. Bunları ne yapmıştık? Daha önceki fen bilimleri dersimizde öğrenmiştik. Maddenin bulunduğu halden diğer bir hale geçmesine hal değişimi denir. Yani maddeler doğada katı, sıvı, gaz hallerinde bulunur. Bunlar birbirleri arasında dönüşüm yapabilirler. Yani katı maddeler sıvı hale geçebilir. Sıvı maddeler hem katı hale hem de gaz haline geçebilir. Bu geçişlere de ne diyoruz biz? Hal değişimi diyoruz. Maddeler hal değiştirirken bulundukları ortama ısı verir ya da bulundukları ortamdan ısı alır. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale dönüşmesine erime, sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale dönüşmesine ise donma denir. Havadaki su tanecikleri donma sırasında havaya ısı verirler. Bu yüzden kar yağarken hava ısınır. Evet, demek ki sıvı haldeki maddeler katı hale dönüşürken ne yapıyorlarmış? Havaya ısı veriyorlarmış. Maddelere şekil verilmesinde erime ve donma olaylarından yararlanılır. Örneğin altın, gümüş gibi takıların yapımında önce bu maddelerin yüksek sıcaklıklarda erimesi sağlanır. Eritilen bu maddeler istenilen şekillerdeki kalıplara dökülerek dondurulur. Mesela çocukların çok sevdiği çikolatalara şekil verilirken bu maddelerin hal değişiminden, yani erime ve donma olaylarından ne yapılıyor? Yararlanılıyor. Sıvı haldeki maddelerin ısı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma denir. Buharlaşma gerçekleşirken madde ısı alır. Evet, az önce ne demiştik arkadaşlar biz? Maddeler doğada 3 halde bulunuyordu. Katı, sıvı ve gaz hallerinde. Bunlar birbirleri arasına ne yapabiliyordu? Dönüşebiliyordu. Yani sıvı maddeler ısı vererek katı hale dönüşüyordu. Katı maddeler ısı alarak sıvı hale geçiyordu. Aynı zamanda sıvı maddeler ısı alarak gaz haline ne oluyordu? Geçiyordu. Bunları aynı zamanda ne yapıyorduk? Sıvı maddeler ısı vererek katı hale geçtiğinde buna donma diyorduk biz. Katı maddeler ısı alarak sıvı hale geçtiğinde buna erime diyorduk. Sıvı maddeler ısı alarak gaz haline geçtiğinde de buna ne diyorduk biz? Buharlaşma diyorduk. Yani maddeler bir halden bir hale demek ki dönüşürken ne oluyormuş? Bazen ısı veriyor, bazen ise ısı alıyor. Burası önemli. Buna dikkat edeceğiz. Buharlaşmanın en hızlı olduğu durum kaynama olarak adlandırılır. Kaynama sırasında sıvının her tarafından kabarcıklar çıkmaya başlar. Buharlaşma ve kaynama kelimelerini günlük hayatta birbirinin yerine kullanırız. Fakat bu ikisi farklı kavramlardır. Günlük hayatımızda bazen biz buharlaşma ve kaynamayı birbirine karıştırabiliyoruz. Buharlaşma neydi? Sıvı haldeki maddelerin ısı alarak gaz haline geçmesine biz buharlaşma diyorduk. Kaynama neydi? Buharlaşmanın en hızlı olduğu durum kaynama olarak ne yapılır? Adlandırılır. Yani bu ikisi aslında ayrı kavramlardır. Ama günlük hayatta biz bunları birbirinin yerine kullanabiliyoruz. Kaynama ve buharlaşma arasındaki temel farkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
Kaynama belli sıcaklıkta olurken buharlaşma her sıcaklıkta olur. Yani soğuk havalarda bile yerden bazen buhar çıktığını görürüz. Demek ki buharlaşma her sıcaklıkta oluyor ama kaynamanın belli bir sıcaklığı var arkadaşlar. Kaynama sıvının her tarafında olurken buharlaşma sıvının yüzeyinde olur. Bazen evimizde ne yapıyoruz? Annemiz çay yapmak için su kaynatıyor. O suya baktığımız zaman kaynama oluştuğu zaman suyun her tarafından, çaydanlığın her tarafından ne oluyor? Kabarcıklar çıkmaya başlıyor. Ama buharlaşma, yani sıvı halden madde gaz haline geçerken ne oluyor? Buharlaşma olurken o sıvının üst yüzeyinde, üst tabakasında gerçekleşiyor. Kaynama sıvının her tarafında oluyormuş ama buharlaşma o sıvının, o maddenin yüzeyinde meydana geliyormuş. Kaynama belli sıcaklıkta oluyormuş ama buharlaşma ise her sıcaklıkta oluyormuş. Buharlaşma ve kaynama arasındaki temel farklar bunlar. Bu kavramlar demek ki birbirinden ayrı kavramlarmış. Bunlara dikkat ediyoruz. Gaz haldeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma denir. Gaz haldeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma denir. Kışın pencerelerimizin iç kısmında oluşan su damlacıkları yoğuşma olayına örnektir. Bu durumun sebebi havada bulunan su buharı soğuk maddeye çarpınca ısı vererek sıvı hale geçer. En güzel örneklerinden birisi de çaydanlıklarda. Yani çayı demlediğimiz üst kısımda arkadaşlar biz kaldırdığımız zaman onun altında su damlacıkları oluştuğunu görürüz. İşte bu olaya biz ne diyoruz? Yoğuşma diyoruz. Bazen annemiz yemek yapıyor, o tencere kapağının iç kısmında da buharcıklar oluşuyor, su damlacıkları oluşuyor. İşte bu olaya ne diyoruz biz? Yoğuşma diyoruz. Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeden gaz haline geçmesine ise süblimleşme denir. Naftalin, iyot, katı karbondioksit, tuvaletlerde koku giderici olarak kullanılan maddeler süblimleşen maddelere örnek olarak verilebilir. Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeden direkt gaz haline geçmesine ise biz ne diyoruz? Süblimleşme diyoruz. Evet, naftalin demek ki bu süblimleşme olayına en güzel örnekmiş. Süblimleşmenin tersi olan olaya kırağılaşma adı verilmektedir. Gaz halindeki bir maddenin katı hale geçmesine kırağılaşma denir. Havadaki su buharının 0 derecenin altındaki sıcaklıklarda sıvı hale geçmeden buza dönüşüp yeryüzünde soğuk yüzeylerde birikmesiyle kırağı oluşur. Bunlar daha çok kış aylarında meydana gelir. Mesela sabahları okula gelirken, belki okula yürüyerek gelenler olabilir, işte köyde yaşayanlar olabilir. Yürüyerek gelirken mesela otların üzerinde, işte yolun üzerinde buz tanecikleri görürüz. Bu olay neymiş? Kırağılaşma. Yani havadaki su buharının sıvı hale geçmeden direkt katı hale dönüşmesine kırağılaşma adı verilir. Evet, isterseniz bu öğrendiğimiz bilgileri bir tekrar edelim. Burada bir şeklimiz var. Ona bakarak ne yapalım? Öğrendiğimiz bilgileri bir tekrar edelim. Evet, ne demiştik? Maddeler doğada katı, sıvı, gaz halinde bulunuyordu. Sıvı haldeki bir maddenin katı hale geçmesine biz donma diyorduk. Katı haldeki bir maddenin sıvı hale geçmesine erime diyorduk. Sıvı haldeki bir maddenin gaz haline geçmesine buharlaşma diyorduk. Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmesine yoğunlaşma diyorduk. Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesine kırağılaşma diyorduk. Katı haldeki bir maddenin sıvı hale geçmeden direkt gaz haline geçmesine de süblimleşme diyorduk. Süblimleşme ve kırağılaşma birbirinin tam tersi olaylar. Yani gaz halindeki maddeler direkt katı hale geçiyorsa kırağılaşma, katı haldeki maddeler direkt gaz haline geçiyorsa buna ne diyoruz biz? Süblimleşme diyoruz. Evet, bu şeklimize ne yapabilirsiniz? Videomuzu durdurup uzun uzun bakabilirsiniz. Bu önemli bir konu. Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, geçelim bir diğer konumuza. Maddeler renk, koku, tat, esneklik, sertlik, yumuşaklık, kırılganlık gibi özellikleri sayesinde birbirinden ayırt edilebilir. Evet, biz ne yapmıştık? 4. sınıf fen bilimleri dersinde maddeleri birbirinden ayırırken, yani maddelerin birbirinden ayıran, ayırt edici özellikleri anlatırken ne yapmıştık? Onların renklerinden, kokularından, tatlarından, esnekliğinden yararlanmıştık. Fakat iki maddeyi ayırt etmek için her zaman
5 duyu organımızı kullanmamız mümkün olmayabilir. Ayrıca maddelerin fiziksel özellikleri birçok madde için ortak olduğundan bunun yerine maddeleri ayırt edebilmek için onlarla ilgili bazı özel bilgilere ihtiyaç duyarız. Maddeleri diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir. Evet, demek ki neymiş? Maddeleri diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan özelliklere biz ne diyoruz? Maddenin ayırt edici özellikleri diyoruz. Evet, daha önceki sınıflarımızda ne yapmıştık biz? Maddeleri birbirinden ayırt ederken renkten, kokudan, tattan, esneklikten, yani 5 duyu organımızdan yararlanmıştık. Ama her zaman bu 5 duyu organımızı biz ne yapamıyoruz? Kullanamıyoruz. Çünkü bazı maddeleri biz tadamıyoruz. Çünkü sağlığımız için zararlı oldukları için bu 5 duyu organımızı kullanarak biz ne yapamıyoruz? Maddeleri ayırt edemiyoruz. Bakalım maddeleri ayırt ederken başka hangi özelliklerinden, maddelerin hangi özelliklerinden yararlanıyoruz? Bu ünitemizde bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Evet, saf bir katı madde ısı aldığında sıcaklığı yükselebilir. Sıcaklık belli bir düzeye ulaştığında katı madde erimeye başlar. Erimeye başladığı bu sıcaklık değerine erime noktası denir. Katı maddenin tamamı eriyene kadar sıcaklık sabit kalır. Evet, demek ki erime noktası maddenin ayırt edici özelliklerinden birisiymiş. Çünkü her maddenin erime noktası birbirinden nedir arkadaşlar? Farklıdır. Saf bir katı madde ısı aldığında sıcaklığı yükselebilir. Sıcaklık belli bir düzeye ulaştığında katı madde erimeye başlar. Erimeye başladığı bu sıcaklık değerine erime noktası denir. Katı maddenin tamamı eriyene kadar sıcaklık ne olur? Sabit kalır. Saf maddelerin erime noktaları birbirinden farklıdır. Bu yüzden erime noktası maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Evet, demek ki biz maddeleri birbirinden ayırt ederken maddelerin erime noktasını ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Evet, burada bir tablomuz var. 5 tane madde vermiş. Bu maddelerin erime noktaları arkadaşlar birbirinden farklı. Mesela bakalım demire. Demir 1535 derecede erimeye başlıyormuş. Bakır 1083 derecede, su 0 derecede, etil alkol -117 derecede, oksijen ise -218 derecede erimeye başlıyormuş arkadaşlar. Demek ki maddelerin erime noktası maddeler için ayırt edici özelliklerdenmiş arkadaşlar. Bu önemli. Sıvı haldeki saf bir maddeye ısı verdiğinde sıcaklığı düşebilir. Sıcaklık belli bir değere düştüğünde madde donmaya başlar. Sıvının donmaya başladığı bu sıcaklık değerine donma noktası denir. Sıvı maddenin tamamı donana kadar sıcaklık sabit kalır. Evet, demek ki sıvı haldeki saf bir madde ısı verdiğinde sıcaklığı düşebilir. Sıcaklık belli bir değere düştüğünde madde donmaya başlar. Sıvının donmaya başladığı bu sıcaklık değerine donma noktası denir. Sıvının tamamı donana kadar sıcaklık sabit kalır. Aynı maddenin erime noktası ile donma noktası ise aynıdır diyor arkadaşlar. Bu donma noktası da maddeler için ayırt edici özelliklerdendir arkadaşlar. Saf maddelerin erime ve donma noktası madde miktarına bağlı değildir. Maddenin miktarı erime ve donma noktalarını etkilemezken erime ve donma sürelerini değiştirir. Mesela biz 1 gramlık ne aldık? Mesela demir aldık, onu erittik. Bunun erime noktası yine aynıdır arkadaşlar. 1535 derecedir. Veya 1 kilogram demir aldık, onun da yine erime noktası nedir? 1535 derecedir. Burada ne olur? Sadece süresi uzayabilir. Mesela biz küçük bir buz kütlesini eritmeye kalktığımızda kısa sürede eriyebilir. Veya kocaman bir kalıp buzu attığımızda sadece bunların ne olur? Süresi değişir. Ama erime ve donma noktaları ne olmaz? Hiçbir zaman değişmez. Erime ve donma noktaları madde miktarına bağlı değildir. Aynı zamanda ne demiştik biz? Maddelerin erime ve donma noktaları da neydi arkadaşlar? Aynıydı. Demek ki şöyle bakalım, burada yine 5 tane maddemiz
var. Demirin donma noktası 1535 dereceymiş. Bakırın donma noktası 1083 derece. Suyun donma noktası 0 derece. Etil alkolün -117 derece. Oksijenin ise -218 derece. Az önce de ne yapmıştık biz? Maddelerin erime noktalarına bakmıştık. Bunlar da yine neydi arkadaşlar? Aynıydı. Demek ki maddelerin erime noktasıyla donma noktası, donma sıcaklıkları neymiş? Aynıymış arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Saf sıvı maddeler belli bir sıcaklık değerinde kaynamaya başlar. Kaynamaya başladıkları bu sıcaklık değerine kaynama noktası denir. Kaynama süresince saf sıvıların sıcaklığı değişmez. Evet, demek ki neymiş? Saf sıvı maddeler belli bir sıcaklık değerinde kaynamaya başlarlar. Kaynamaya başladıkları bu sıcaklık değerine kaynama noktası denir. Kaynama süresince saf sıvıların sıcaklığı değişmez. Kaynama noktası saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Evet, az önce ne yapmıştık? Erime ve donma noktalarından bahsetmiştik. Erime ve donma noktaları neydi? Maddeler için ayırt edici bir özellikti. Kaynama noktası da saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Evet, burada bazı maddeler verilmiş. Bunların kaynama noktalarına bakalım. Etil alkol 78 derecede kaynıyormuş. Oksijen -182 derecede kaynıyormuş. Su 100 derecede, naftalin 218 derecede, demir 2750 derecede, bakır 2567 derecede, alüminyum 2467 derecede, aseton 56 derecede, metil alkol 65 derecede, eter 35 derecede ne yapıyormuş? Kaynıyormuş. Evet, buradaki maddelere baktığımız zaman hepsinin kaynama noktası birbirinden farklı. O yüzden kaynama noktası saf maddeler için nedir? Ayırt edici bir özelliktir. Evet, geçelim diğer bir konumuza. Isı ve sıcaklık birbiriyle çok yakın ilişkisi olan iki kavramdır. Isı ve sıcaklık kelimelerini günlük hayatta birbirinin yerine kullansak da aslında bu ikisi farklı kavramlardır. Isı, sıcaklıkları farklı maddeler arasında alınıp verilen enerjidir. Demek ki ısı neymiş? Sıcaklıkları farklı maddeler arasında alınıp verilen bir enerjiymiş. Sıcaklık ise enerji değildir. Sıcaklık, bir maddenin diğer maddeden ne kadar sıcak ya da ne kadar soğuk olduğunu gösteren bir ölçüdür. Günlük hayatta biz ne yapıyoruz? Isı ve sıcaklığı birbirinin yerine kullanıyoruz. Bunlar aslında ayrı kavramlar. Isı bir enerjidir. Sıcaklık ise nedir? Bir ölçüdür. Isı, sıcaklıkları farklı maddeler arasında alınıp verilen enerjidir. Sıcaklık ise bir maddenin diğer maddeden ne kadar sıcak ya da ne kadar soğuk olduğunu gösteren bir ölçüdür. Cisimlerin sıcaklıkları termometre ile ölçülür. Bir cismin sıcaklığını değiştirmek için alması ya da vermesi gereken ısı ise kalorimetre ile ölçülür. Demek ki biz sıcaklıkları ne yapıyoruz? Termometre ile ölçüyoruz. Isıyı ise kalorimetre ile ölçüyoruz. Isı birimleri kalori, kal ve jüldür. J, sıcaklık birimi ise derece Celsius'tur. Evet, demek ki ısı birimleri kalori ve jülmüş, sıcaklık birimi ise Celsius'muş arkadaşlar. Evet, bu ısı ve sıcaklık arasındaki farka bir de tablo oluşturdum. Burada bakalım arkadaşlar, bu konu önemli. Isı ve sıcaklık günlük hayatımızda birbirine karıştırdığımız kavramlardan olduğu için bunları ne yapmamız gerekiyor? İyice birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Evet, ısı ve sıcaklık bakalım birbirinden hangi yönlerden farklıymış, bir göz atalım. Isı bir enerjidir. Sıcaklık ise bir enerji değildir. Isı kalorimetre ile hesaplanır, sıcaklık ise termometre ile ölçülür. Isının birimi jül ve kaloridir, sıcaklığın birimi ise derece Celsius'tur. Isı maddeler arasında alınıp verilebilir, sıcaklık ise maddeler arasında alınıp verilmez. Evet, bunlar önemli konular arkadaşlar. Bu tabloya ne yapın? İyice bakın. Isı ve sıcaklık arasındaki farkları iyice öğrenmeye çalışın. Evet, bir diğer konumuza geçelim. Sıcaklıkları farklı olan maddeler birbirine temas ettirildiğinde bu maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşir.
Isı enerjisi sıcaklığı yüksek olan cisimden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılır. Isı aktarımı cisimlerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder. Demek ki arkadaşlar neymiş? Isı enerjisi sıcaklığı yüksek olan cisimden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılır. Isı aktarımı cisimlerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder. Mesela sıcak bir bardağa soğuk su döktüğümüzde ne olur? Bunların arasında ısı alışverişi gerçekleşir. Isı eşitleninceye kadar bu ısı alışverişi ne olur? Devam eder arkadaşlar. Evet, burası önemli arkadaşlar. Isı enerjisi sıcaklığı yüksek olan cisimden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılır. Isı aktarımı cisimlerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder. Sıcaklıkları eşit olan maddeler arasında ise ısı alışverişi gerçekleşmez. Maddelerin ısı alması sonucu hacimlerinin artmasına genleşme, maddelerin ısı vermesi sonucu hacimlerinin azalmasına ise büzülme denir. Katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerde genleşme ve büzülme görülür. Yazın elektrik direklerindeki teller sıcaklığın artmasıyla genleşir ve uzar, kışın ise ısı verip büzülürler. Elektrikli aletlerin içinde sıcaklık kontrolünü sağlayan termostatlar vardır. Bunların yapımında da maddelerin genleşme ve büzülme özelliğinden faydalanılır. Evet, özellikle tren raylarında da bu genleşme ve büzülme olaylarından işte o rayların etkilenmemesi için raylar arasında ne olur? Küçük boşluklar bırakılır arkadaşlar. Çünkü yazın sıcaklığın artmasıyla ne olacaktır? O demir raylar birazcık uzayacaktır boyları. O yüzden o aralarda mesafe bırakılıyor. Bunun sebebi de budur. Yani o tren raylarındaki boşluklar bazılarınızın dikkatini çekmiştir. Bunun sebebi de budur arkadaşlar. Sıvılar ısı aldıklarında genellikle hacimleri artar, ısı verdiklerinde ise genellikle hacimleri azalır. Sıvıların bu özelliğinden yararlanılarak termometreler yapılmıştır. Katı ve sıvılarda olduğu gibi gazlarda da genleşme ve büzülme görülür. Bilim insanları gazların genleşmesinden yararlanarak İçinde insanları taşıyabilen balonlar yapmışlardır. Evet, genleşme neydi arkadaşlar? Maddelerin ısı alması sonucu hacimlerinin artmasına genleşme diyorduk. Maddelerin ısı vermesi sonucu hacimlerinin azalmasına ise büzülme diyorduk. Bu iki kavram da önemli arkadaşlar. Evet, bu iki kavramımızla beraber 5. sınıf fen bilimleri dersi 4. ünite madde ve değişimin geniş özetini burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Derslerinizde, sınavlarınızda şimdiden başarılar diliyorum. Başka bir eğitici videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.